Herkese merhaba. Bugün Yusuf Emre Yalçın'la beraberiz. Kendisiyle daha önce bir festivalde tanışmıştık. Bir yönetmen, yeni belgeseli yayınlanmak üzere. Bugün burada bulunma sebebimiz de bu belgeselin fonlanma projesiyle ilgili aslında. Ama ondan önce biraz ben kendisini tanıtmak isterim. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu. Mezun olmadan beri aslında film belgesel üretiyor. Bizim tanışmamız da aslında o festival sonrası beraber bir belgesel projesi için olmuştu. Kendisiyle bazı eylemlerde ve söyleşilerde karşılaşmıştık. Daha sonra ortak bir proje yapabilir miyiz? Ya da gerçi onun projesinin içinde belki bir ufak bir yer alabilir miyim gibi tanıştıktan sonra ben de projeye dahil olmuş oldum. Bize biraz belgeselden bahsedebilir misin Emre? Ben 2 yıldır falan aslında çalışıyorum bir belgeseli. Sana yazdığımda daha çok bir başlangıç aşamasıydı. Bir böyle hani hayvan özgürlüğü konusunu biraz aktivistlerin ve uzmanların gözünden anlattığım bir film hayal ediyordum. Öyle çekimlere başladım. İşte senle ve işte daha çok da aslında bu bağımsız hayvan hakları topluluğunun etkinliklerini, eylemlerini de takip ederek bayağı onlarla böyle aylarca falan şey yaptım, böyle çekimler yaptım. Ve böyle bir buçuk saatlik bir kurgu çıktı ortaya. Sonrasında tabii ben bütün yol boyunca bu filmi ben niye yapıyorum? Hani bir veganlığı ben işte hani anlatan bir sürü filmler var. Hani ben de veganlığımı anlatıyorum yoksa benim başka bir amacım var, hep onu sorguladım yol boyunca. Ve hani zaten hani veganlığı anlatan filmleri ek bir şey çok da koyamayacağımı fark ettiğim için hani biraz daha kişisel bir yerden filmi yapmak istediğimi fark ettim. Yani o kişisel yerden yani benim hayvanlarla olan ilişkim yıllar içerisinde hani toplumun bana öğrettiğiyle benim hissettiğim arasındaki o farklılığı nerede ben farkına vardım? Nasıl onu değiştirdim? Hani bunlar bana ne hissettirdi? Ve yani sadece hani hayvan meselesi değil, hayvan meselesi üzerinden aslında bu güç ilişkileri toplumdaki toplumsal cinsiyet, sahip köle, işte işçi sınıfı, sermaye sınıfı vesaire baktığında bütün o güç ilişkilerinin bile aslında temelinde bu günlük ilişkilerde bu hayvanlarla olan hayvan yani işte et yeme meselesinden tut da işte hayvanın bir araç olarak kullanma meselesine kadar çok bütün hayatımıza sirayet ettiğini görünce bununla ilgili aslında bir şey yapmak istedim ve sonrasında hani bu aktivist kısmı ayrı bir bölüm olarak ayrıldı. Yani bu aslında uzun metraj film, 2 tane orta metraja bölündü. İlk bölüm anima, bir 49 dakikalık, biraz daha soyut hayvanların gözünden bu toplumun insanların hayvanlara bakışı meselesine, biraz da benim kişisel hikayelerimi, anılarımı da içeren bir film oldu. Şimdi tabii insanlar destek olmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Biz ufak desteğimizi zaten hemen yaptık. Zaten hani manevi olarak da yanındayız. Maddi olarak da elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu destek aslında tam olarak nerelerde kullanılacak? Yani biraz bahsettin ama hani biraz daha somutlaştırabilir misin? Tabii. Şöyle yani bu aslında 50 dakikalık filmin bir ses tasarımı var. Yani ben kendi yapabildiğim kadar yaptım ama bu ses tasarımı derken neyi kastediyorum? İşte filmdeki konuşmaların, atmosfer seslerin, ambiyans seslerin, işte varsa müziğin, bütün bu seslerin birbirine hani uyumlu bir şekilde mixlenmesi durumu var. Eksik seslerin işte kaydedilip koyulması gibi. Yani bu aslında sinemaya girdiğinde insanların düzgün, kulağı rahatsız etmeyen, hani bazen belgesellerde çok böyle koştur koştur çekildiği için hani sese çok dikkat edilmez ve sinemada da izlerken bile o kulağı rahatsız eden bir şey oluyor. Hani o tip şeyler olmasın diye son o final mixini, ses tasarımını yapmak gerekiyor. Yani öncelikle böyle bir kalem var. Onun dışında bir renk tasarımı kalemi var. O da hani filmin o atmosferini, tonunu bir bütünlük içerisinde seyirciye sunmak için yani başından sonuna, yani sonuçta farklı farklı günlerde, farklı ışık koşullarında çekiyoruz. Bir de yani belgesel bir hani set kurma durumu yok yani hani zaten koşturarak aslında çekiyor oluyoruz çoğu zaman. O yüzden onun da bir bütünlüğü olması için bir renk tasarımı yapılması lazım. Baştan sona tek bir hani hissiyatı veren tek bir ton, bir atmosfer olsun filmin diye. O öyle bir kalemi var. Tabii ki bir festivallere başvuru süreci var. Yani yurt dışındaki özellikle köklü film festivallerinin başvuru ücretleri de
Bayağı bir aslında şey ediyor yani, hani bayağı bir bütçe ediyor. Hani öyle bir kalemi var. Bir de gösterim için tabii ki gösterim kopyaları yapılması lazım. Yani işte DCP dediğimiz dijital sinema paketi çıktısı, HD işte çıktısı, yani farklı farklı birkaç çıktısı yapılması lazım. Onların bir kalemi var. Filmin afişleri, içindeki görseller, birçok aslında görsel anlamdaki tasarımlarının bir, yani grafik tasarım bütçesi var. Öyle bir kalem var. Yani bütün aslında bu son, yani filmi finalize etmek için gereken kalemler aslında. Peki ne zaman izleyebileceğiz? Ya o biraz sürpriz. Yani şu aşağı her şey yolunda giderse film aslında Ekim ortasında, Ekim sonuna doğru tamamlanmış olacak. Ama tabii ki o süreç, yani sonuçta bu filmi festivallere yollayacağız. Dolayısıyla hani o süreç birazcık şeyde belli olacak. Hani hangi festivalin konseptine uygun olacak filmimiz, hangi festival göstermek isteyecek. Hani öyle başlayacak. Yani film bir festivalde premierini yaptığında aslında yolculuğuna başlamış olacak. O şu an sürpriz, bilmiyorum yani. Türkiye'de böyle bir festival var mı? Ya da hani girmeyi düşündüğün, bizim hani gidip izleyebileceğimiz? Yani Türkiye'de takip ettiğim tabii ki festivaller var. Hani belgesel bölümleri olan festivaller var. Yani Antalya Film Festivali, İstanbul Film Festivali, Documentarist gibi. Tabii ki Türkiye'de yollayacağım festivaller var. Eminim birçok başka festival de olacaktır yolda, hani yollamak isteyeceğim. Ve Türkiye'de tabii ki de gösterimler olacak yani. Ama hani hangisi olur o biraz sürpriz yani, şu an ben de çok bilmiyorum. Yani ben kendi adıma sabırsızlıkla bekliyorum. Birinci bölümü de, ikinci bölümü de. Emre'nin eski işleri de var, belgeselleri. Barış Fer var sanırım ödüllü. Onun dışında... Tarzan Kemal Bilkent hikayesi var. Sisyphos var. Tarzan Kemal var. Tarzan Kemal aslında biliyor olabilirsiniz. Bir Sinoplu bir efsane aslında. Emre de Sinoplu. Bizim aslında bir Tarzan Kemal'le bir kesişimimiz de var Emre ile o konuda. Ben Emre'nin izlediğim eserler içerisinde en etkilendiğim Tarzan Kemal olmuştu. Ve izlerken çok ilginç bir şey fark ettim. Belgeselde yer alan bir kişi, kim olduğunu söylemeyeyim yani hasta doktor mahremiyetini işgal etmemek açısından, benim hastalarımdan biri olduğunu fark ettim. Tarzan Kemal'in bir yakını deyip geçelim. Bunu Emre ile paylaştık. Gerçekten ilginç oldu. Tam da bizim evde çekim yaptığımız gündü. O Tarzan Kemal de aslında sende bir etkisi var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ondan da bahsetmek istersen. Tabii tabii. Tarzan Kemal ilk filmim zaten. Benim çocukluğumdan beri aslında etkilendiğim, tabii ki çocukken korktuğum, çok da bilmediğim. Ama büyüdükçe benim hayattaki, hayata bakış açım birazcık hani kendimi anladıkça, kendimin farkına vardıkça. Yavaş yavaş ya Sinop'ta böyle bir karakter vardı ve şöyle şöyle şeyler yapıyordu. Acaba bu yüzden mi yapıyordu diye bir merak oluşmaya başladı. Çünkü hani okuduğum bazı işte filozoflardan hani onun hayat pratiğine benzer işte bazı şeyler okuyunca acaba bunun farkında mı yapıyordu, yoksa tabii Sinop'ta bazı insanlar hani deli diyen de vardı Tarzan Kemal'e. Yani neydi bu kişi diye öyle bir merakla aslında yapmaya karar vermiştim. Sen şahsen de tanıdığın, yani gördüğün çocuk. Tabii tabii ama zaten. Şey yani böyle 2-3 kez bir şeyim, kesişimim oldu. Hani tabii sürekli gördüm ama tanıdığım biri değil de hani interaksiyonu birkaç kez geçtiğim biri olarak söyleyebilirim. Ben film yapmaya başladığımda çoktan ölmüştü yani. Ben onun yakınlarıyla, Sinop'ta onu tanıyan insanlarla biz aslında sözlü tarih çalışması yaparak hani toplayabildiğim kadar bilgi topladım. Kendim de aslında hani onu biraz daha iyi anlamak için biraz, yani kısaca bahsedeyim, o sokakta işte davulla, yarı çıplak donla falan gezen, işte davuluna bazı eylemini duyurusunu yapmak istediği fikirlerini yazan ya da duvarlara grafiti şeklinde de aynı şekilde fikirlerini yazan, işte kuzu yemeyin, kuzular bebektir, sigara içmeyin, sigara zehirdir falan, sürekli böyle toplumu bilgilendirme aslında 1980'lerden bahsediyoruz değil mi? Yani ya da 90'ların başı yani, belki. O zamanlar için çok ileri bir bakış açısı bile düşünebilir. Yani zamanın ötesinde gibi adlandırabiliriz belki. Evet, yani ölümü yanlış hatırlamıyorsam 2004. Ama yani bütün bu eylemler aslında yani 80'ler, evet yani hani çok daha belki öncesinden başlıyor, 70'ler belki. Kendisi aslında ekonomi okumuş, yani üniversite mezunu ama bir şekilde onu yapmak istememiş ve memlekete dönüp kendini doğaya adamış. İşte ağaçların, çiçeklerin bakımını, yani bir misyon üstlenmiş yani. Hayvanları ve doğayı işte korumak, ya sadece o değil, insanları da korumaya çalışıyor aslında. Yani sigara içmeyin diye sürekli insanları da uyarıyor. İçki içmeyin vesaire diye. Yani hep böyle bir sağlıklı ve işte ekolojik bir yaşam
sürmeyi öğütleyen ve kendi hayatında da o pratiği, yani sadece söylemiyor, pratik olarak da kendisi onu yaşıyor. O yüzden de benim ilgimi çekmişti. Ben de hani bu Sinop'taki Biennale'de bir kez onun performansını yaptım. Yani davul alıp, işte şortla gezdim davul çalarak, hani insanlar ne yapacak falan diye merak ettiğim için. Hani birazcık öyle yine kişisel bir şeyler de kattım tabii filme. Bir yandan bir şey de var, bir filmi çekerken bir ikiyüzlülük hissim de var tabii. Adam hani et yemeye karşı ve bunu bas bas bağırıyor. Ben onunla ilgili film yapıyorum. Bir yandan et yiyorum ama o dönem daha hani et yiyordum. Yani o böyle benim için bir şey de oldu aslında. Hani kendimle ilgili de kendime döndüğüm, kendimi sorguladığım bir hani hayvansever olarak hani niye yiyorum acaba et konusunu sorguladığım bir sürece de sokmuş oldu aslında o film. Yani film bittikten sonra bile ben et yiyordum aslında. Sonra işte şu an bu filmin yapımcısı olan Ezgi ile aynı zamanda eşim onunla da tanışmam aslında o süreci de hızlandırdı. Yani Tarzan Kemal'den etkilenip hani Ezgi'nin de vegan olması, demek ki bunu yapmak gerekiyormuş zaten. Hani bunu sadece Tarzan Kemal gibi uç örnekler değil, hani benim gibi hani sıradan insanlar da demek ki bunu yapabiliyormuş gibi şeyi ilk onda gördüğüm için et yakın çevremde. Aslında et yemeyi de bırakma kararına beni sürükleyen bir süreç olmuştu. Hani o filmde öyle bir şey var tabii. Bu belgeseli bu arada izleyebilirsiniz. Ben linkini aşağıda bırakacağım. Senin kanalında yanılmıyorsam duruyor. Çok da güzel, tavsiye ederim. Bunun dışında çekim süreci nasıl geçti? Bayağı bir uzun çekimler yaptığını ben biliyorum. Saatlerce saatlerce çekim var. Bunu 1-2 saate sığdırmaya çalışıyorsun. Evet. Çok kolay olmasa yani. Evet. Ya zaten 2 yıldır aslında uğraşıyorum. Yani dediğim gibi başta biraz daha İstanbul'daki eylemler üzerinden başlamıştım. Onlar çok çok uzun çektim yani. Yani aylarca işte eylemleri takip edip saatlerce çekimler falan çok fazla yani görüntü oldu elimde. O süreç öğreticiydi de hem yani bir sürü insanla tanışmak hem bir sürü farklı yani veganlığa bir sürü farklı açıdan bakmak noktasında da benim için geliştirici bir süreçti. İşte sonrasında bir şekilde hani sonuçta bu film hayvanlarla ilgili yani veganlığı anlatan bir sürü insan var falan hani nokta, o sorgulamadan bahsetmiştim ya. Hani onun başlamasıyla ben birazcık böyle kamerayı hayvanlara aslında çevirme kararı alıp İstanbul dışına çıkmaya başladım. Hatta onun ilk şeyi de şöyle oldu. Kadıköy'de yürürken bir eyleme denk geldim. Dersim Dernekleri Federasyonu, DEDEF diye bir federasyonun şeyine hani avcılık karşıtı bir eylemine denk geldim. Orada onların konuşmalarını dinlerken şeyi duydum. Hani bizim kutsal saydığımız hayvanlar avlanıyor cümlesini duyunca hani ne demek bu kutsal hayvan, hangi hayvan kutsal acaba falan o sorgulama başladı. Bir de kitap buldum hani Dersim inanç sembolizmi diye. Ben böyle birkaç ay sonra o kitabı da alıp ben Dersim'e gittim. Orada bir arkadaşımın Pülümür ilçesinin bir Kocatepe köyünde bir evinde kaldım 10 gün. Mesela orada tamamen doğada işte oradaki keçilerle yani az çok anlatmayayım o kısmını biraz hani filmde de hani insanların keşfetmesini istediğim bir şey bu ama hani kutsal olan keçiyle kutsal olmayan keçi arasındaki fark ne onu anlamaya çalıştım. Hani insanların o hani kutsallığı atfetmemizdeki o hani algı nereden geliyor? Hani onu anlamaya çalıştım. Hani bu arada peşinden söyleyeyim filmde bir cevap da yok. Hani ya ben işte bakın bu yüzdendir demiyorum zaten çünkü hani o birazcık keşif süreci. Herkesin farklı bir şeyi var yani. Aslında tabii biz şehirde yaşayan insanlar olarak çok betonlar içerisinde o kutsallık, günah gibi kavramlara biraz daha uzağız. Yani çok robotize yaşıyoruz. Belki doğaya daha yakın olunan bu işte köylerde, Anadolu'da aslında o biraz daha ilginç olabilir. Hakikaten ben de merak ediyorum. Ya bambaşka yaşam pratikleri aslında. Yani hani gidip mesela yargılayamazsın da hani yani bir vegan olarak gidip yani siz nasıl işte hani burada işte hayvan sütünü alıyorsunuz diyemezsin o çünkü dağda yaşıyor hani tabii ki hayatını değiştirebilir herkes değiştirebilir ama hani o hani bizim gibi araştırmıyor hani onun aslında normal olmayabileceğine dair bir düşünce görmüyor etrafında falan yani o bilgiye doğuyor bir hani yüzyıllardır belki ona aktarılmış nesiller nesile bir yaşam bilgisi var yani o onu yaşıyor ona normal geliyor. Gidip yargılayarak bir şey yapamazsın zaten. Gidip yani siz neden vegan olmuyorsunuz diyemezsin yani. O yüzden ben öyle bir şey demedim kimseye. Zaten gidip sadece gözlemledim. Hani neden o fark, algı nereden çıkıyor? Hani onu anlamak için. Filme de soru işaretleri koydum zaten yani. Orada birazcık o kutsal saydıkları mekanları gezdim. Yani onlar için mesela bir ağaç da kutsal.
gidiyor ağacı ziyarete falan. Bir hayvan kutsal, bir bölge, bir dağ kutsal falan. Bir farklı farklı şeyleri var. Doğa inançları var yani. Sonra hani buradan çıkınca işte kutsallık, kutsal olmayan hayvan, kutsal olan hayvan meselesi hani başka nasıl yapılabilir, nasıl sorgulanabilir? Tabii ki çok önümüzde duran bir örnek Kurban Bayramı meselesi. O da yani bir sürü hani biz de belki hani sen de 30-35 yaş, ben 30 yaşında vegan oldum, sen herhalde 35 yaşında oldun. Yani öncesinde biz de yiyorduk, bir şekilde hani hayvan severdik ama hani et de yiyorduk falan. Şimdi kurban meselesi de öyle, bir sürü hayvan sever insan hani kurban kesiyor aslında yani. Hatta şimdi kurban bayramlarında iyice duyarlılıklar artıyor. Ama öyle bir pazar sabahı da sucuklu yumurta da yeniyor evet. Yani mesela. Yani acı işte acısız ölüm deniyor falan. Yani şey aslında hani kendi içinde çatışan bazı şeyler var, fikirler var. Ama yedi alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Yani çok da bir yandan da anlıyorum. Yani biz de mesela 30 yaşına kadar geçmedik falan. Yani o yüzden biraz filmde ben onları hani kimse çok yargılamadan hani o meseleyi sadece izlemek... Yani zaten izlemiştim çocukluğumdan beri, travmatikti benim için. Yani sadece onu bir kez daha izleyeyim. Yani beni travmatize eden ve bence ki durumun kendi içerisinde zaten çatışmalı olan konuyu kendim gözlemleyip çekersem, hani o şekilde koyarsam insanlar da kendi anlamlarını çıkartırlar gibi bir düşünceyle. Canlı hayvan pazarından işte tut yani bayram namazına, işte kesim gününden işte aile arasındaki diyaloğa kadar yani. Öyle bir süreci takip ettim. Bir de deve güreşlerini çektim. Onu da Selçuk'ta, İzmir'de çektim. O da benim için çok şeydi böyle aslında, çarpıcıydı. Yani biliyordum deve güreşleri diye bir şey olduğunu ama hiç izlememiştim yani. İki günde orada kaldım. Ve yani sabah 8.30-9'da çoktan rakılar bitmişti. Herkes sarhoş. Mangaldan göz gözü görmüyor yani. Ortada bir arena var. İşte develer orada dövüşüyor. Tam bir şey, bir orta çağda hani gladiatörler dövüşecek, halk da coşkun bir şekilde tezahürat ediyor falan. Yani benim için o bir şey, tablo gibiydi yani. Ve tam da o işte kafamdan geçen toplumdaki o güç ilişkisi dediğimiz mevzu. Yani bir yandan işte yiyorsun, deve sucuğu satıyorsun, burada işte dövüştürüyorsun. Ama develeri seviyorsun, onlarla işte arkadaş olduğunu söylüyorsun falan. Biri kendi, yani tek başına bir aslında benim için şeydi. Yani toplumun bu algısına dair bir küçük bir onun şeyiydi hani, minyatür bir örneğiydi yani. Orada onları çektim ve tüm bu gözlemsel yüzeyde toplumda yani gözlemlenebilen bu olaylara benim çocukluğumdan beri bu olayla ilgili yani vegan olmadan önce bile yani travmatik olan ve benim için kendimi ve etrafımı sorgulamama sebep olan anılarımı da hani böyle eski günlüklerimden falan toparlayıp birazcık hani kendi anlatımım da olan, kendi anılarımı, rüyalarımı da işin içine kattım. Aslında bir öz, böyle bireysel, bir kişisel bir yerden de anlattığım bir filme dönüştü yani. Bence bu anlamda daha da önemli. Çünkü çok kurgusal ve didaktik belgesel veya filmlerde insan zaten onu alıyor. Ben bunu Tarzan Kemal'de de aslında hissetmiştim. Yani senin geçmişinle alakalı olması ve o zaman için bunu sorguluyor olman aslında biraz filme zaten yansımıştı. Burada da onu alacağımı düşünüyorum merakla da. Bekliyorum. Artvin'de de ben zorunlu hizmet yaparken orada da boğa güreşi festivali oluyor. Çok ilginç. Ben de bir ufak anekdot anlatayım. İnsanlar boğaları o kadar seviyorlar ki orada onları dövüşmek için yetiştiriyorlar. Hatta kaybettiğinde yani ağlayıp heyecanından kalp krizi geçiren bile ben orada gördüm. Ama bir yandan da onu yemekten kendilerini alıkoymuyorlar veya onu İşte sütünü almaktan işte ya da diğer hayvanlar hiçbir şekilde o aradaki bağ kurulamıyor. Yani çocuğu gibi seviyor hayvanı, çocuğu gibi seviyor. Ama bir yandan da onun belki işte amcasının oğlunu, belki kardeşini akşamları da yemekten de çekilmiyor. Ve dediğin gibi bütün halk orada toplanıyor bir festival havasında. Yurt dışından, şehir dışından insanlar geliyor, bunu izliyor. Aslında büyük bir kaos ortamı. En nihayetinde neye hizmet ettiği belli olmayan, adet öyle geldiği için, çocukluğundan beri insanlar onu kanıksadığı için bu noktalara kadar gelmiş garip bir adet. Evet ya. O niye yanlış olduğu, yani o kod onda yazılı olmadığı için, çünkü çocukluğundan beri başka bir kültürel kodlamayla hani programlanmış zihni.
O yüzden hani biz gidip de dışarıdan bakıp siz bunu yanlış yapıyorsunuz diye didaktik hani bir şekilde onu söylememizin, yani en azından hani bu film için diyeyim, ben belki hani doğrudan aktivizm yapan bir insanın bunu yapması belki çok şey efektif de olabilir. Hani bu asla yapılmamalı demiyorum ama hani sinemanın kendisi de zaten didaktik bence olması gereken bir şey. Yani birazcık seyirciye kendi anlamını çıkartacağı, hani o izlediği şeyle kendi ilişki kurabileceği bir alanı tanımak gerekiyor ki hani öbür türlü propaganda gibi. Yani ben bir gidip veganlık insanları hani veganlığa davet eden, o zaman o kamu spotu olur yani. Hani sinema olmaz. O yüzden çok da hani gidip böyle şey yapmak istemedim zaten, hani o fark ettiğim şeyleri hani o didaktik bir şekilde bu böyle olmalı, bakın işte bunu yapıyorsunuz ama aslında bunu yapmamalısınız falan hiç girmedim. Belki buna kızanlar da olacaktır. Hani niye işte bak orada niye kaçınıyorsun, işte çekinecek bir şey mi ve hani bu argümanları işte koymak falan diyenler de olabilir. Sinema için çekinecek bir şey bence. Yani aslında ben şöyle düşünüyorum. Her aktivizm bir eylem şeklinde veya aniden bunu bitirmek şeklinde olmayabilir. Benim de mesela yaptığım videolar var. Onlar YouTube'da duruyor. Sürekli olarak insanlar izliyor. Ben videoları yapmaya 2 sene önce başladım. 2 yıl sonra keşfeden de oluyor. Onlar orada duruyor. Bu film de belki, yani bu uyanışta veya bu süreçte bir insanın izleyip belki ona bir katkı sağlayacağı bir şey olabilir. Hı. Ama zaten hiçbir, yani hiç kimse neredeyse bir günde bir şeyi izleyerek veya okuyarak veya dinleyerek vegan olmadığı için, yani bu anlamda da ülkemizde benim bildiğim ilk olması açısından da değerli ve yine baktığı zaman bunu görecek ve bu süreçte ona destek olacağına, insanların bu uyanışa, bu farkındalığa destek olacağına ben inanıyorum. Hani film zaten sadece şey de değil, hani et yeme de değil benim için yani mesela. Genel olarak hayvan kullanımı, hani yeme giyme veya işte üzerine çıkma, dövüştürme vesaire, yani hayvanın olduğu bütün alanlardaki bir şey var yani, hani bir güç ilişkisi mevcut ve bu güç ilişkisi hani birçok yerde, hayatta birçok yerde maruz kaldığımız bir şey ve hepimizi aslında farklı alanlarda baskılayan, belki psikolojimizi bozan bir durum. Ve hani ben işin bu tarafını da biraz kişisel şeyleri koymamın sebebi buydu. Hani bunu yaşayan, hani kendi hissiyatıyla barışamayan bir şekilde hani kendi istediği şeyi yap, hani toplum baskısından dolayı korkup hani gruptan atılma, dışlanma hikayelerinden korktuğu için hani kendi gibi olamayan da bir insanın da hikayesi bence. Hani benim için o, çünkü hani uzun bir süre uyum sağlamaya çalışıyorsun. Aslında yanlış olduğunu düşünsen bile dalga geçmesinler diye yiyorsun bazen yani. Hı. Bu sırf hani bu mesele bile başlı başına bir toplumsal bir mesele aslında. Hani işin o tarafını da ben hani birey olarak toplumla olan ilişkimizi de filmde birazcık altını çizmek istedim. Peki isimlerinin anlamlarını belki bahsetmek ister misin? Anima şuradan geldi. Bir kitap okuyordum. Can Batukan'ın Animalizm diye bir kitabı vardı. Onu okurken aslında biraz o Anima ismi böyle çok aslında doğru bir isim olabilir diye düşündüm. Çünkü hani şeyden bahsediyor. Anima can, ruh, yani illa dini bir anlamda değil ama hani o insanın hareketli bir canlı olmasını sağlayan o şey neyse öz. Yani ona biraz gönderme yapan bir kelime. Onun dışında Jung'un şeyinde, ekolünde erkeğin kadınsı tarafını da temsil ediyor anima kelimesi. Toplumdaki ataerkillik de sonuçta bu güç ilişkisinin bir önemli bir şeyi, kolu. Ve belki de içimizdeki o kadınsı tarafı keşfetmemiz lazım yani birazcık o toplumdaki o güç ilişkisini biraz hani rahatlatmak için, onu kırmak için yani. Hani o anlamda hani Jung'daki anima anlamı da biraz bana filme uygun geldi. O yüzden o ilk film anima oldu. İkincisinin antroposen olmasının sebebi de, yani antroposen daha literatüre tam girmedi galiba, emin değilim ama hani insanların çağı diye, yani dünyanın işte bütün aslında şeylerle bakıldığında, yani bitki örtüsü, iklimi, yani bütün dünyanın durumuna baktığında hani insanların hani dünyaya yayıldığı ve insan etkisiyle artık dünyanın değiştiği o çağa verilen bir isim antroposen.
Ve bir şekilde bizim de yani bu hayvan kullanımının hem çevresel hem sağlık açısından hem yani etik açıdan birçok şeyi var. Özellikle doğaya çok büyük zararlar veriyor. Ve bu hani insan eliyle aslında her gün sırf hani zevk için yiyeceğimiz bir şey için o milyonlarca belki hayvanın üretilmesi, öldürülmesi vesaire. İnsan eliyle yani doğanın yine doğanın içindeki şeyleri kullanarak doğaya çok zarar verdiğimiz bir aslında çağdayız bir yandan da. İşte iklim krizi var zaten. O yüzden o ikinci filmde biraz antrozoz insanların dünyasına geçiyor. İlk filme nazaran daha çok yani hem şehirde ve insanların yani eylemlerde aktivistlerin hani sokakta insanlarla buluşması aslında birazcık hani onların arasındaki diyaloglar üzerinden ilerliyor film. Öyle olunca antroposen de o hani insan tarafına vurgu yapmak için o ismi o şekilde oldu. Ve şu an böyle bir şeyde dönüyor aslında. Hani bir hayvan temalı bir üçleme gibi de aslında kafamda var. Yani ilk film anime hayvanların gözünden, ikinci film antroposen biraz insanların, aktivistlerin gözünden. Bir de yine hayvan temalı üçüncü bir film yapıp üçlemeye de çevirme fikri var kafamda. Ama o çok daha böyle şey hani çok ya fikir bile denemez. Daha bir kıvılcım aşamasında üçüncüsü. O yüzden ondan şimdi bahsetmiyorum ama öyle de bir hayvan temalı bir üçleme de olacak galiba sonucunda. Peki bugüne kadar bayağı bir çekim yaptın ve bayağı bir yolculuk vesaire harcamanda oldu. Yani bu zamana kadar destek alabildin mi hiç? Ya çekim aşamasında bir şöyle aslında en baştan başlayayım. Benim üyesi olduğum bir dernek var, Kısa Film Öğretmenleri Derneği diye. Ben ilk projeye başlarken oradan duyurusunu yaptım. Yani böyle bir projeye başlıyorum. Hani şu an bireysel başlıyorum. Kendi mevcut bir kameram var zaten. Hani onunla çekmeye başlayacağım. Hani bir hani kıyısından köşesinden tutmak isteyen arkadaş olursa hani haber versin gibi bir duyuru yaptım. Oradan filmin yapımcılarından biri olan Cemre Yılmaz ulaştı bana. Hani ben film yapımcılığını hani üstlenmek isterim diye. O öyle projeyi dahil olunca hani birlikte birazcık bütçe hazırlama, bir yerlere başvurma sürecine başladık. Sonra Avrupa Birliği'nin Sivil Düşün programı var. Oradan bir destek, maddi destek aldık. O destekle de ben işte bu Konya Dersim masraflarını oradan karşıladım. Ben kendimden de örnek vereyim. İnsanlar her kamera karşısında olanın para kazandığını sanıyor. Aslında genelde daha fazlasını harcıyoruz. Yani daha iyi ses olsun diye mikrofon alıyorsunuz, daha iyi işte ışık olsun diye ışık alıyorsunuz, bir sürü şey harcıyorsunuz. En sonunda YouTube'dan belki sadece o ayki elektrik faturanızı ödeyecek parayı falan kazanıyorsunuz. Bu tip daha spesifik konularda niş işler yapmak isteyenler genelde, yani ben kendimden örnek vermiş olayım, şey kazandığımız yok da hatta bol bol harcıyorsunuz da. Her şeyden önemlisi maddi bir harcamanın dışında zaman harcamış oluyorsunuz ki bence aslında hayatta en önemli şeylerden bir tanesi bu. O yüzden tahmin edebiliyorum yani çok fazla maddi, manevi ve zamanını bu işe verdiğini. Onun karşılığını aslında maddi olarak almak aslında belki imkansız ama bir şey ortaya koyuyor olmak da anlamlı. Çekim sürecinde yani öyle bir zorlanmam bu açıdan bir yani söyleyeceğim bir şey var mı? Ya aslında çok bir zorlamam olmadı. Yani biraz da işte demin de konuştuğumuz o hani biz bunu yani bir amaçla işte hayvanlara dair de bir farkındalık da yaratmak istediğimiz için içten gelerek yapıyor oldum hep. Yani öyle olunca onun hani zorluk kısmını ya ben bilmiyorum, zorluk gibi gelmedi bir şey. Tabii ki çok böyle hani bir yerde sürekli bir yerlere başvuruyoruz. Bazen redler geliyor, onlar moralimizi bozuyor falan hani. O anlamdaki zorluk dışında hani bir çok zorluk çektim diyemem yani, aksine zevkle çalıştım yani hani bütün o hani fiziksel yorgunlukta hani harcadığım zaman da hep yani bir noktada bir amaç için gibi düşünüp onları hep şey yaptım yani hani, iyi hissettirdi bile hatta yani hani bu ara işte hani sosyal medyayı hareketlendirdik, birazcık aktif olmaya başladık. Hani insanlarla etkileşime geçmeye başlayınca da böyle tekrar şey hissetmeye başladım. Hani demek ki yani doğru bir şey yapıyoruz. Hani insanlar güzel tepkiler veriyor, şeyi paylaşıyorlar, mutlu oluyorlar, beklediklerini işte meraklandıklarını söylüyorlar vesaire. Bu da aslında hani o bütün o yorgunlukları falan zaten unutturuyor yani. İyi ki yapmışım, doğru bir şey yapıyorum. Peki destek olacak kişileri neler bekliyor filmi izlemenin dışında? Ya şöyle, o Fongogo'nun bir sistemi var. Yani paket paket işte hani bağış kalemleri açıyorsun yani. 50 liradan başlıyor, 5000 liraya kadar farklı paketler var. Yani aslında herkesin bütçesine uyabilecek şekilde, herkesin ne kadar yani verebilecekse kendi bütçesinde o kadar verebilsin diye o
detaylandırılmış durumda. Hani neler var? Sosyal medya, filmin sosyal medya hesaplarından işte ismi özel hani teşekkür paylaşımlarından işte özel ismi işte imzalı afiş yollanmasından yani dijital ortamda işte Türkiye'deki bir festivale davetiye verilmesinden işte yapımcı destekçi yapımcı olarak işte filmde isminin geçmesine kadar farklı farklı hani paketler. Bu yani rutinde artık kullanılan bir yöntem bildiğim evet. kadarıyla. Dünya çapında da farklı sitelerde farklı ölçekte kullanılıyor ve bence aslında çok pratik çünkü hem yani yaratıcının ve üreticinin bağımsızlığını koruması açısından bir yere bağımlılığını en aza indirgemek açısından yani o ürünü, o filmi, bu neyse ürettiğin kitap olabilir. Yani bunu hem istediğin şeyi desteklemiş oluyorsun, istediğin kişiyi Hı-hı. desteklemiş oluyorsun. Böylelikle de onu aslında tabiri caizse para babalarına veya işte para sahibi kurumlara bağımlı yapmamış oluyorsun. Yani ben bu açıdan çok önemsiyorum. Mesela YouTube'da da desteklediğim kanallar var veya bazı desteklediğim podcastler var. Bu yüzden yani kendi önemsediğimiz içeriği, yani ben bugün televizyon izlemeyen birisi olarak izlemek istediğim, dinlemek istediğim şeyleri seçmek istiyorum ve onların da varlığını sürdürebilmesi için onlara destek olmanın çok doğru olduğunu buluyorum. Bu anlamda da Emre'nin belgeseli içinde yani her zaman destek vermek isterim. Diğer bu konudaki belgesellere de, podcastlere, videolara her zaman zaten beni çağıran herkese de gidiyorum. O yüzden bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında yani bizim ülkemiz aslında destek vermeyi çok seven bir ülke. Yani her anlamda. Bence özellikle yani hayvan özgürlüğünü savunan, yani hayvan severlerin de mutlaka destekleyeceğine inanıyorum. Çünkü en nihayetinde yine işin geldiği nokta burası. Yani hayvanlar için oluyor bu. Tabii hayvanların şöyle özel bir durumu var. Hayvanlar haklarını talep edemiyor. Bizim onlara bu hakları vermemiz lazım. O yüzden değişmesi gereken aslında hayvanlar değil, değişmesi gereken insanlar. İnsanların değişmesi de duyarlı olanların onları uyandırmasıyla biraz oluyor. Bu anlamda yani biz ailecek bu paralelde olan her şeyi desteklemek istiyoruz. Sizden de ricam bugün Emre'nin yarın bir başkasının belgeseline, kitabına, podcastine, YouTube kanalına mutlaka destek olun. Hem onların bağımsızlığını kazanması hem de bu yolda daha fazla ve daha iyi çalışmasını desteklemek açısından. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Aklına bir şey gelmedi. Yani gayet iyi toparladım bence. Yani teşekkürler. Senin de bu arada yani şey hani yani insanların desteğini hissetmek yani maddi manevi. İnsana devam etme gücü veriyor. Çünkü çoğu zaman yani yapıyorum ama acaba bir işe yarıyor mu? Hani niye yapıyorum yani bu yani sadece aktivizm konusu değil. Yani sinema ya da bir şey üretirken bence bir sürü insanın da yaşadığı bir şey. Hep yani niye yapıyorum acaba? Kime yapıyorum gibi bir hep yani soru işaretleri ve işte böyle gelgitler içerisinde gidiyor. O yüzden hani bu şey bile yani birinin aslında paylaşması yani işte bir iki gündür insanlar hani şey yapıyor yani ilgi gösteriyor. Meraklı bekliyor. Birinin meraklı bekliyoruz diye paylaşması bile acayip bir devam etme motivasyonu ve gücü sağlıyor. O yüzden yani her türlü desteğe açığız yani. Tabii bu desteğin de bir son tarihi var. Bugün itibariyle yani bir aydan geri sayım başladı. Evet 28 gün. Sonsuza kadar yok. O yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Eylül ayı içerisinde destekleriniz hem film için hem de filmin uluslararası ve ulusal gösterimlerini ve belki daha sonra daha dijital ve global platformlarda izlenebilirliğini arttırmak açısından çok önemli. Ülkemizden çıkıyor olması, bizden birinden çıkıyor olması da bence ekstra önemli. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkürler.